Gel bakalım Fatih Efendi, gel, gel. Usta, hoş geldin. Hoş bulduk avukat. Gel buyur, otur şöyle. Sağ ol. Çay içersin değil mi? Yok, sağ ol, içmeyeyim. Geçerken uğradım. Çok kalmayacağım. Sabah Fatih'e rastladım. Nurşah kızımız ayrı bir yere çıkmış galiba. Evet usta, doğru duymuşsun. Böylesi daha iyi usta. Yani her gün böyle dip dibe biz çok rahat çalışamıyorduk. Ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık varmış. Bakalım biraz da böyle deneyelim. Vallahi karar sizin kararınız. Öyle diyorsan. Hem bazen ayrı kalmak iyidir. Ayrı kalmak yeri geldiğinde merhem gibidir. Kalpleri yumuşatır. Güzellikleri hatırlarsın, tatsızlıkları unutursun. Marazi düşünceleri siler atarsın. Hem sessizlik bazen de iyidir. Kendi sesini layıkıyla işitirsin. Esra? Alo, canım ne haber? Ne yaptın, yeni ofisine alışabildin mi? Merak ettim. İstediğin gibi bir yer oldu mu? Alıştım, iyiyim. Her şey yolunda. Ofis gayet sakin, huzurlu. Rahatım yani. Peki kuşum, her şey güzel de senin sesin böyle bir keyifsiz geliyor sanki. Yoksa Kenan'dan ayrıldığın için mi? Ne alakası var Esra? İyiyim gayet. Keyifsiz falan da değilim. Sana öyle gelmiştir. Tabii tabii, kesin öyledir canım. Aynen. Bak hala imalı imalı konuşuyorsun. İyiyim diyorsam iyiyimdir. Tamam canım. Aynen. Bana müsaade. Sağ olasın ustam. Sen de sağ ol. Ya böyle konuşuyorsun ya, illaki içimizde bir yerlere merhem oluyor. Tekrardan sağ ol. Seni de beklerim. Çay içeriz, sohbeti demleriz. Eyvallah ustam. Biliyorsun her fırsatta soluğu yanında alıyorum zaten. Hadi kal sağlıcakla. Sen de Allah'a emanet. Fatih. Merhaba usta, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi sayılırım ustam. Hadi, hoşça kalın çocuklar. Allah hayırlı işler versin. Sağ olasın ustam. Abi. Sen mi gönderdin çiçeği? Evet abi, ben gönderdim. Daha doğrusu biz Ceylan'la düşündük. Bak, benden habersiz. Benim adıma karar verip öyle kafanıza göre davranamazsınız. Bu çok yanlış Fatih. Hem açığa çıkmayacak mı sandınız ha? Nurşah illaki teşekkür etmek için beni arayacaktı değil mi? Aradı da. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya siz ikimizi nasıl bir hale soktunuz, farkında mısınız? Hadi şimdi anlat bakalım niye böyle bir şey yaptığınızı. Anlat. Nurşah abla, biz aslında iyi bir şey yapmak istemiştik. İyi bir şey öyle mi? İnsanları kandırmak iyi bir şey mi Ceylan? İnanamıyorum senin bu yaptığına. Üstelik ortaya çıkacağı da besbelli. Kenan isteseydi kendisi çiçek alırdı zaten. O dağ adamında o hoşluk nerede? O ayrı tabii de. Ben Tarık Bey'in sana olan bakışlarını hiç beğenmiyorum Nurşah abla. Bunu Fatih'e söylemiştim. Sonra biz düşündük. Dedik ki eğer çiçek gönderirsek... Bir dakika, bir dakika. Ben anlayamadım. Tarık'la çiçeğin ne alakası var? Yani şöyle,
Eğer Tarık Bey senin evli olduğunu anlarsa ona göre davranır diye. Fena mı ettik abi? Tarık denen herif sizin evli olduğunuzu anladı işte. Oğlum Tarık kim? Ha? Bizim evliliğimizden Tarık'a ne? Abi Tarık ofisin sahibi olan adam. Ceylan huzursuz olmuş. Bana da anlatınca şeyi... Neyi? Neyi anlatınca huzursuz olmuş? Şey işte abi. Fatih bir şey söyledin, devamını getirsene. Oğlum konuşsana. Ya adamı daha yeni tanıdık. Nasıl böyle bir düşünceye kapılabilirsin? Üstelik bir de gidip bunu Fatih'e söylemişsin. İnanamıyorum sana Ceylan. Bak. Bu ilk ve son olsun, tamam mı? Bir daha asla böyle bir şey duymak istemiyorum. Dersin yok mu senin bugün? Var. Elimdeki işler bitsin, gideceğim. Bitirme git. Ben hallederim. Nuş abla, ben çok özür dilerim. Hay Allah'ım ya. Nelerle uğraşıyoruz bir de?